Türkiye'de peki rastlıyor musunuz bu tür vakalara? Türkiye'de de nadiren, yani ben Cerrahpaşa mezunuyum, Cerrahpaşa'da bir kez görmüştüm. Bir de bana ameliyatını yapmak sonradan nasip oldu. Yani çok böyle büyütülecek bir ameliyat gibi, hani çok kendimi övmek için şey yapmıyorum bunu, ama hakikaten şu lazım, bir korkmamak lazım. İşte ameliyatın çekimlerini, kilo ağırlığını bilmem nesini falan da yaptık ve hiç sorunsuz vaziyette hastayı taburcu edip gönderdik. Bu nadir rastlanan bir şey, ama hani bilmem ne karaciğer nakli gibi böyle hani çok da büyütülecek bir ama iş farklı değil bir yani. Hastalık her zaman karşımıza çıkan bir rahatsızlık değil rabusal hastalık. Aynen öyle, kesinlikle. Peki hasta ameliyat olduktan sonra sizinle mutlaka temasa girmiştir hocam. Evet. Peki yeme alışkanlığı nasıl kazandı? Çünkü midede bir kütle var ve yemek yiyemiyor. Yemek yemediği zaman da dediğiniz gibi vücut halsiz kalıyor, zayıflıyor. Acaba şu anda hastamızın durumu nedir? Bilginiz var mıdır? Evet, hastayla tabii ameliyatını yaptıktan sonra takiplerini de yapmak lazım. Ara ara yakınları vasıtasıyla görüşüyoruz. WhatsApp'tan da, hatta beni Instagram'dan da takip ediyor kendisi. Şimdi bu yaz sonunda, sonbaharda endoskopik kontrol için çağırdım. Hani içeriden de midenin onarılmış halini görelim. Kendisi şimdi devam etmediğini söylüyorum, onu da kontrol edelim. Yani saç yiyip yemediğine bakalım. Bir de midesinde de bir Helicobacter pylori mikrobu ve bu yönde de bazı gastritik rahatsızlıklar vardı. Onların tedavisi için de ilaçlar düzenlemiştim. Onlar ne duruma geldi, kontrole gelecek yaz sonunda.